Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir bölümde sizlerin karşısındayım. Bu bölümde evet en çok beklenen videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu aralar Efsanoğlu'yla gerçekten güzel bir ilgi var. Hani bu konuda da sizlere video atmaya çalışıyorum gerçekten. Efsanoğlu'da forvet ve kaleci kariyerini aynı anda atmaya. İşte FIFA kariyerleri gelecek. Cumartesi gününü ne ayarladım? Cumartesi bir FIFA gelecek videosu. Ondan sonra büyük ihtimal yarın ana lig gelir. Forvet kariyeri de gelebilir. Ona göre bir ayarlamalar yapacağız yani. Bu aralar sıklaştırdım. Sınavlar bitti çünkü. Hani şu an vizeler, finaller tamamdır. O yüzden birazcık daha rahatız diyelim. Şimdi önümüzde gerçekten önemli maçlar var. Kaleci kariyerinde kaçıncı sıradayız? Malatyaspor'da şu an 12 puanla 10. sıradayız arkadaşlar. Hani biraz zor bir kariyer bizleri bekliyor. Bu arada maç başlamadan belirteyim, hatta başlarken belirteyim. Lütfen beğenileriniz bekliyorum. Hani like'larınızı eksik etmeyin. Onlar gerçekten güzel bir motivasyon oluyor. Ayrıyeten aramıza yeni katılanlar varsa da abone olursa sevinirim. Gerçekten güzel farklı içerikler sunmaya çalışıyorum her seferinde. Yorumlara da ne diyelim? Güzel video görüşlerinizi bana belirtin. Şöyle kaleci kariyeri hakkında da bilgilerinizi bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyelim ve maçımıza geçelim bakalım. Önemli bir maç bizi bekliyor. Evet, geldik şimdi. En güzel yere. Dikey miydi, oyuncu muydu? Bir dakika. Şu an dikeyde değilmiş. Aynen, dikeyde, tamam. Dikeyde kalacak. Oyuncuda kalınca çünkü pozisyona odaklanamıyoruz. Kitsu ileri doğru. Rivas'a. Şimdi Malatyaspor, bakalım hata çıkacak. Hemen pozisyona doğru geçelim. Bir paslaşma geldi. Sol kanattan ileri uca doğru ama kimse yok ileride. Kitsu başarılı. Fatih. Kanteros'a verdi. Kanteros kaptık topu. İleride Bifuma aldı. Sağ tarafa doğru Gökhan Töre'ye. Gökhan topla birlikte hızlı. Verdi pasını içeri doğru Bifuma, boş. Çevirmedi Gökhan Töre, bir paslaşma Fofana'yla. Şimdi sağ kanattan kaptanımızın pası. Gökhan Töre ile birlikte dışarı çıkıyor. Biz bakalım Rüştü ne yapıyor? Rüştü'yü biraz geri çekelim arkadaşlar. Rüştü şöyle biraz geride dursun, çok da ileride durmasın. Tehlikeli pozisyon olabilir. Bu arada şu an en iyi oyuncuda oynuyorum. Haberiniz olsun. Yani süperstarın bir altı. Bakalım neler olacak. Geçen videolarda, geçen iki videoda da o şekilde. Daha çok pozisyon gelmesi açısından. Evet, Pazdan'a bir sarı kart geldi sanırım. Aynen, Pazdan sarı kartını gördü. Şimdi Gökhan Töre hafiften bıraktı. Orada alamadık topu. Şimdi Rivas. Rivas'la orta sahadan Rodriguez. Verdi yeniden Rivas'a. Rivas. Abi Rüştü niye bu kadar açılmış? Rüştü. Allah Rüştü ya. Nasıl kurtaramadık onu ya? Tamam, ileride olduğunu gördük de ikinci pozisyonda nasıl alamadık onu? Bir şöyle izleyelim arkadaşlar. Atladım oraya doğru. Çok sert vurmuş, yukarı doğru vurmuş ya. Yani niye bu kadar boş bıraktılar anlamış değilim. Bir de Rüştü hep olacağız biz büyük ihtimal. Çünkü Rüştü çok açılmış. Geriye doğru toparladık fakat hani orada acaba nasıl bir hata yaptık? Çünkü geriye kadar toparladım, şu şekildeydi. Atladık o şekilde. Ama nasıl yedik o golü yani? Biraz üste vurdu yani, orası da var da. Bakalım. Umarız biz de gol buluruz. Bizi büyük ihtimal yedeklere koymaz diye düşünüyorum artık. Sol kanattan şimdi bir atak. Fofana ortaya doğru oynadı. Sağa doğru Bifuma, boş. Bifuma paslaştı. Bir şut gelir mi? Şut geldi ama savunmanın müdahalesi yerinde. Sağ taraftan
Kaptanımız da Gökhan Töre araya bıraktı. Vurun oğlum. Biriniz vurun şu topa ya. Vur şu topa. Adamsın. Gol mü? Gol be. İşte bu ya. Niye sevinmedi kimse? Niye bu kadar buruk bir sevinç oldu ki yani? Adam kendi kalesini attı diye biz niye üzülüyoruz? Onu anlayamadım. Rüştü sen Allah aşkına gel geriye. Bizim seninle çok iyi toplar kurtarmamız gerekiyor. Rivas'ı almasın önüne. Aman diyeyim çocuklar. Güzel bir paslaşma. 1-1 2 gol tertemiz. İlk yarıyı kapattık. Hemen ikinci yarımıza geçelim. Şöyle kaleci kariyerinde 3 maçlık güzel bir serüven sunmak istiyorum size. 3 maç yani. Bu arada videoları hani bazen diyorsunuz hani uzun 30 dakika, 35 dakika, 40 dakika, belki 1 saat 20 dakika falan. Ama hani seyrediyorsunuz güzel uzun bir video olsun diye o şekilde, yoksa 10 dakika yaparız, onunla bir şey yok. Tek maç, 2 maç sunarım. Hani editleriz falan. Sonunda ya. Allah'ım yarabbim, o bir kere olur, o bir kere olur. Bizi sinirlendirmeyin, kaleci kariyeri her zaman yapmıyoruz. Arada bir yapıyoruz zaten. Şu an kalede gözükmüyorum. Abi. Geçemedik, kaleye geçemedik ya. Ver bakayım bana. Şişir buraya. Bifuma tut oğlum o topu. Adamsın, yeter, o kadar da yeter. Rivas alamadı, güzel. Gökhan Töre ortaya doğru oynadı. Bifuma at oğlum, çek sağ vur şuna be. Çek sağ vur şuna. Hakem. Pazdan'a baskı yapmamız lazım. Pazdan'ın sarı kartı var. İleri doğru tehlikeli oynuyorlar yalnız ha. Güzel, şöyle aç bir ortanı. Fofana. Oo, Fofana güzel geçti yalnız. Bir orta gelirse bir kafa golü. Hadi oğlum be. Bifuma çak kafayı. Hadi be. Gökhan Töre'nin önünde kalmadı o top. Gökhan offside'da olabilir misin? Olabilirsin. Güzel. Aç ortanı. Gökhan. Gökhan Töre. Bifuma. Paslaştı. Oğlum ya. Bifuma vuracaktı orada. Niye pası verdi ki? Rüştü sen açılma. Bak Rüştü'nün durduğu yerler çok sıkıntı. Rüştü'yü kendine bıraktığımız zaman arkadaşlar direkt uçuyor ilerlere doğru. Aradan bir pas. Rivas. Rivas verdi. İyi kaptık orada. Defanstan topla bir orta sahaya doğru. Etkileşimimiz var. Orada Bifuma ile bir paslaşma. Gökhan Töre en son. Bifuma pas istiyor. Ver Bifuma'ya. Oo, çok iyi pas. Bir orta. Yapma ya. Gökhan Töre'ye bulsa gol o. Şimdi Lomhanzi verdi. Stanovic. İleride Rivas. Kanteros. Bize top gelir mi? Evet. Oradan vururlar mı? Zor. Oradan vurmaları zor da. Bir pozisyon şu an bizi sıkıntıya sokar. Bu kamera da zaten çok iyi görmemizi sağlıyor. O da ayrı bir konu. Ağaçay. Ağaçay. Vurabilir. Çok yukarıdan vurdu yani. Bu kadar. Bizim üstümüze doğru gelseydi bari de şey kazanırdık yani. Şöyle bir ileri doğru şişirelim. Bifuma kapar onu. Büyük ihtimal Kulusic. Kulusic çok ileri doğru oynadılar. Top yeniden bizde. 90+3 verildi. Artık uzatmalardayız. Gökhan Töre. Gökhan ortaya doğru oynadı. Bifuma son bir pozisyon olabilir mi? Sol tarafa doğru bir pas. Aldık da topu. Gidiyoruz. Aç ortanı. Kitsu başarılı. Ve maç 1-1 sona eriyor arkadaşlar. Güzel beraberlik. Yani bizi kurtarır mı bilmiyorum da. Şu an işimiz zor gibi biraz ya. 10. sıradayız gerçi. Gaziantep çok şu an düşebilir. Kayseri var. Tamam ya, ortalardayız ama şöyle bir 3 puan 16 puan. Oo, bizi güzel yerlere taşır ardından. Puan farkı çok yok ya. 1-2 maça neredeyse zirveye çıkacağız yani.
Şimdi. Güzel, önümüzde ne maçı var? Gaziantep FK. Bu maçı kesinlikle almamız gerekiyor bu arada. Oyuncu menüsü. Yani sıkıntı yok. O yüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Bu arada dediğim gibi like'ları lütfen unutmayın. İzlerken bir like butonuna basarsanız, bir de videolardan haberdar olamıyorsanız o zil butonundan tüm bildirimleri açabilirsiniz. Video attığımda hemen haberinizin olması için. Diyelim ve maçımıza doğru geçelim bakalım. Gaziantep FK'nın şimdi baktık. Hani 3 puanı var ama bizim karşımızda tabii nasıl oynar bilemeyiz. Evet, gel şimdi kaleye doğru. Hadi bakalım. Kalemizi bir rüştüyü sabitleyelim, ondan sonra devam ki hadi. Sağ kanattan Bifuma neden sağa geçmiş? İleride ha, Umut Bulut var. Okey. Dur bakayım. Umut Bulut, Bifuma, Walter, Fofana şeklinde sıralanıyor. Tamam, yeter bize o kadar. Ortada Walter. Umut'a doğru bir pas. Fofana. Walter aldı şimdi. Walter sağ tarafa. Bekimize doğru bir pas. Sağ kanattan açılan Bifuma verdi pasını Walter'a. Walter. Oo. Walter değişik bir şut denedi. Aradan bir pas. Şimdi defansımız ileri doğru açılmıştı. Verdi pozisyonu. Fofana sol kanada doğru. Soldan yükleneceğiz gibi verdi yeniden Fofana. Fofana kanattan içeri doğru açılmıştı. Walter önü boş. Vur oğlum ona. Vur oğlum ona. Adams. Ya Walter, bu senlik şans yani. Çok az kişi de vardır, haberin olsun. Evet, buradan çıkış yok. Kral geri döndü. Sevdamız bu takım şeklinde. Maxim. Tribünde yazılar vardı diyelim. Andres Sosa. Sosa. Umut Bulut. Şimdi. Bir kontratak şansımız derken Umut Bulut'tan çok kötü bir pas geldi. Kayode. Alacaktı topu. Foul bekledi. Gaziantep. Gazişehir diyelim. Şimdi sağ kanattan ortaya doğru oynadık. Walter bıraktı. Umut Bulut'a doğru. Umut! Umut. Birazcık daha yaklaşıp vursaydı gol gelmişti diyebilirdik. Şimdi ileri bakalım. İleri uca doğru bir pas. Muhammed Demir mi o ya? Muhammed Demir. Kullanalım bakalım. İleri ucu doğru. Umut Bulut. Şimdi Dilabodji'ye. Kayode. Geriye sektirdi. Umut Bulut'a doğru bir pas ama kanamaya gidiyor o pas. Top bayağı havada oynanıyor. Şöyle ver şu topu bana artık. Umut koş oğlum. Bir fake verdik arkadaşlar. İleri uca doğru. Ama bizimkiler tabii çok iyi pasör olduğu için hemen kaybettik topu. Tamam, çok iyisiniz abi. Devam ki. Ver pasını. Ver pasını yukarı doğru. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Sipsa zengin de şimdi top. Duruştu. Tamam. Yalnız bize böyle de. Umut Bulut'a doğru ileri doğru bir pas. Umut Bulut kafayı attı ama olmayan topa kafayı vurdu. Refleks olarak Yılmaz şimdi verdi Jefferson'a. Kanabıyık. Kanabıyık ileri doğru oynadı. Biz kalemizde yerindeyiz değil mi? Yerimizdeyiz. Sıkıntı yok. Walter yeniden sağ tarafa doğru. Bifuma ortada. Walter. Walter Umut Bulut'u görebilir. Fofana'ya verdi. Fofana, Umut Bulut kaçıyor orada. Sol kanattan ortaya doğru bir pas. Fofana yeniden kanada oynadı.
Kanattan bir pozisyon deneyeceğiz gibi. Fofana yeniden aldı topu, verdi pasını. Faul bekliyoruz. Fofana içeride bir pas. Walter, Umut Bulut, dön vur şunu artık ya. Dön vur, oynayıp durma ya. Dilaboji oynadı yukarı doğru. Jefferson. Kayode Jefferson. Bize pozisyon daha gelmedi henüz. Ama bu maç beraber bitmesin abi. Atın bir gol ya. Adamların 3 puanı var. Eyvah eyvah. Ne yapacağız böyle ya? Biraz sıkıntılı durumlar arkadaşlar. Hani bize de pozisyon gelmiyor. Karşı tarafa da pozisyon doğru düzgün olmuyor. Yetenekli oyuncularımız var. Umut Bulut, Bifuma, Fofana yani. Bifuma neden geriye koşuyor abi? Şu sol alt köşeye bakar mısınız? Bifuma geri koştu ya. Topu biz alacakken. Jefferson ileri doğru. Son dakikalarda bir sürpriz yaşamayalım. Şöyle kaleye üçlüyü kontrolledik. Bifuma ileri doğru. Walter. At pasını Umut. Yolla yukarı, kaç bir daha. Hadi be oğlum ya. Hadi be oğlum ya. Yani çok zor. Güray Vural. Junior Maranho. Yani biraz elimizdeki maçı beraber bitirdik gibi. 10. sıradaydık. 62-38 oynuyoruz da yani nasıl diyeyim, 5.0 aldık biz. Karşıdaki kaleci nasıl 6.5 alıyor, ben 5.0 alıyorum. Pozisyon denk gelmedi ki yani, ben ne yapayım. Ve gol yemedik yani. Çıkıp ben mi gol atacağım? Aa, beraberlik aldık. 9. olduk da. Vay anasını. 4 puanı yükseldi. Demek ki ha, Sivas falan kaybetmiş ya. Beşiktaş kaybetmiş. Falan filan. Şu an hala 71'iz. Yani her maçı yapmaya çalışıyoruz. Avrupa Ligi maçımız var. Onda da artık neler olacak bilmiyorum. Yeterince iyi değildik. Hepsi bu diyor. Fofana mı bu? Menajer Hikmet Karaman konuştu diyor. Şimdi karşı taraf nasıl? O Münir var. Nolito. Ocampos. Banega. Yani yılların efsanesi Banega hala yaşıyor. Eski dörü. Navas. Abi Navas sağ bek ne alaka ya? Navas orta sağ benim bildiğim. Vaklik falan filan. Kenarda Fernando var. 81'lik, onu koymuyorlar. Oliver'ı falan oynatmışlar. Suso. Ooo. Abi Sivas bayağı bir tehlike ya. Kupa maçı mıydı yoksa eleme maçı mıydı? Eleme değildir herhalde. Büyük ihtimal grup maçıdır yani. Puanlama maçıdır. Çünkü diğer türlü bizi sıkıntıya sokar. O kadar ilerlemiş olamayız. Bir de öyle bir de bir durum var. Bu arada tekrardan ben belirteyim. Like'larınızı, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Hemen bir like atarsanız şu an sevinirim. Diyelim ve maçımıza doğru geçelim. Rüştü'yü fazla açmayalım. Aa, bizi oyuna almamış. Evet, çok ilginç arkadaşlar. Büyük ihtimalle ikinci yarı alır mı acaba? Ya kaleci ikinci yarı almaz ya. Dur bakalım, maçı bir izleyelim şöyle. Neler olacak? Oliver Torres, Banega. Oo, direkten döndü. Onu da bir görmüş oluruz. İkinci yarı falan bize alır mı? Büyük ihtimal almaz diye düşünüyorum. Oliver Torres, Campos, Bifuma. Yani 7 alması da bir değişik durum ya. Artık nasıl bir performans sergilememizi bekliyorsa. 2 maça koydu. Mina, Kerim Ofes, Mina. Hadi be, verdi Şabek.
Çok hızlı paslaşma var ortada. Yani bakalım, umarım gol yemeyiz, en azından berabere bitsin ya. Ama adamların takımı cidden çok güçlü ya. Oy, 3 kişi var ya, atarlardı yani. Derken İlk yarımız 0-0. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Kerim Afes bıraktı Fofana. Fofana. Kerim Afes. Topu kaptırdık. Şimdi Sevilla ata. Onlar da bir top çeviriyor. Geride, ileride bayağı baskılıyız harbiden. Orta sahada kalabalık bir yapımız var. Walter Akua. Bifuma. Oy! Bifuma, sen nasıl bir şeysin böyle? Eyvah eyvah, gole bakar mısınız? Oo. Bifuma öyle bir gol attı ki abi, şuna bak. Oy 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 oy. Bunun bu golü arkadaşlar beğenirler, şelale yani. Efsane bir gol geldi. Donald, Sadebe, Şabek, Donald, Bifuma. Bifuma hala gidiyor. Kaptırmadı topu. Verdi İslam Şabek, Bifuma. Oo! Abi Bifuma bu maçtan sonra, hadi be, şu girseydi 2-0 tertemiz olurdu. Bu maçtan sonra büyük ihtimal Bifuma'yı seviye alacak yani. Aç orta, aç orta. Adamsın, vurun kafayı. Güzel abi, biz oynamasak da yani Malatyaspor'un Avrupa'daki başarısını görelim. Şöyle Susu. Avrupa'da başarılı yani Türk takımları için mükemmel bir şey. O yüzden herkesin. Hadi be, verdi. Hadi oğlum, geçirin şöyle. Tamam, Tozlu alamaz o topu. Tamam, bitir maçı. Adamsın hakem. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Durum ne oldu? Farnol 5.0. Ben de 5.0'da oynuyordum. Yani olay ne ki? Şimdi grup maçıydı büyük ihtimal. Oo, 9 puanlıyız. Haydi. Ligde göstermiyoruz da, yalnız burada harbi oynamışız da bizi tecrübesiz diye koymuyor işte. Sıkıntı orada. O zaman arkadaşlar, şöyle sizler için bir maç daha yapalım hemen. Hemen hızlı hızlı bu maça da bir geçelim. Kaleci kariyerleri bu arada süperstar mı yapsak acaba? Yani süperstarda mı oynayalım? Nasıl yapalım? Siz karar verin ona bir. Onu bana belirtin. O şekilde devam edelim. Yani pozisyon falan geliyor gerçi de. Kaleye almıyor adam bizi ya. Çok değişik bir durum. Maçta ilk 11'de olup olmadığıma da bakmamıştım ha. Random girdim. Bizi dinlendiriyor büyük ihtimal. Rodega'ya doğru bir pas vardı. Rodega gerçekten ileri uçta tehlikeli bir isim. Bu arada Bifuma oyunda mı? Bifuma yok gibi sanki. Sağ kanatta mı o? Yo, sağda da Gökhan Töre var gibi. Oo. Bifuma yok arkadaşlar. Yani Bifuma'yı büyük ihtimal dinlendiriyorlar. Gökhan Töre, Aqua, Fofana şeklinde oynuyorlar. Jartason'la ileri forvet hattındayız. Gökhan Töre, Aqua verdi, Aqua. Geriye doğru oynadık. Gökhan Töre. Sağ tarafta. Olcay şu an topun sahibi oldu. Rodega. Rodega. Güzel. Pası çıkarttırmadık. Adamsınız. Şimdi ver pasını. Çok iyi. Hemen ileri uca doğru bir pas gelir mi oradan? Şimdi kat ediyoruz ileri doğru. Sol taraftan Fofana. Fofana. Fofana.
üzerine mi gitsin bilemedi. Açtı ortasını. Gökhan Töre kafayı vuramadı. Şimdi sol kanattan yeniden ataktayız. Bakalım güzel bir orta gelebilecek mi? Ortaya doğru oynandı. Fofana içeride zaten. Akua bıraktı. Fofana yukarı doğru bir orta. Jartasson vuramadı. Akua'da kaldı yeniden top. Onazi. Rodega. Rodega şimdi Şahin Türk. Biraz değil bayağı bir heyecanlı maç sürüyor. Fakat ileri uca doğru gidemiyoruz. Tam olarak şu an golle buluşamadık. O bizi üzdü. Bir gol bulmamız gerekiyor. 3 puan. 9. sıradaydık. 6.'lığa 5.'lığa bile taşıyabilir bizi. Aradan güzel bir pas. Jartanson vurabilirdi. Bıraktı Akua. Gökhan Töre yeniden. Aysati araya girdi. Thiago Lopez ileri doğru oynadı. Rodega. Rodega'ya büyük ihtimal markaj uyguladık. Çünkü adam hiç rahat oynayamıyor. İleride sağda Gökhan Töre. İleri doğru Gökhan'a bir pas. Gökhan ortaya oynadı. Akua hemen bıraktı sağ tarafa. Sağdan ortaya doğru bir pas. Akua. Pas istiyordu orada. Jartasson yerde hakem. Devam dedi. İlk yarı %77'ye 23 ne ya? Oha yani. %77'ye 23. Toplu oynama var. Hala gol bulamadık. Dur. Rüştü sen neredesin? Rüştü fazla açılma. Şu şekilde ye. Rüştü bazen kendini kaybediyor biliyorsunuz arkadaşlar. Orta sahaya kadar açılıyor. Jartasson'a müthiş bir pas. Gökhan Töre. Abi Jartasson neden bu kadar dönüp hemen vurmuyor ki? Defansın kalabalıklaşmasını bekliyor adeta ya. Rodega bir top indiremedi yani. Maç başından beri bir de Denizlispor'un kaptanı yani. Gökhan Töre. Gökhan. Bıraktı ortaya. Akua verdi pasını. Fofana'ya kadar geldi. Jartasson vur artık ona be. Mustafa Yumlu ayağını koydu ama çok pozisyon yedik. Cidden çok pozisyon yedik yani. Bu kadar fazla. Biriniz vurun artık şu topa ya. Hadi oğlum bırak sağ tarafa. Şimdi Gökhan Töre ortaya doğru oynadı. Sol kanattan ortada Bifuma'nın girmesi mi lazımdı ama Bifuma yedeklerde bile yoktu. Fofana vur oğlum ona be. Jartasson offside'daydı zaten. Yani offside'da beklemesi de ayrı bir ironiydi. Rodega baksana ya Rüştü'ye bak nereye açılmış ya. Kafayı yersin yani maça bazen öyle bir oda dalıyor ki Rüştü. Teknik direktörler gibi. İleride hadi oğlum bir gol bulalım ya. Ver şu Jartasson'a. Akua. İleri uçta çok kapandı ya. Denizlispor bayağı bir kapalı oynuyor. Aradan bir pas. Yerde kalan bir oyuncumuz var. Gökhan Töre güzel ekarte etti. Aç ortanı. Vur kafayı. Hadi be oğlum biriniz vurun şu topa ya. Bir sağa verdik bir sola verdik. Oyun kuramıyoruz ya. Baro büyük ihtimal alır onu. İyi alamadı. Gör Fofana'yı. Maç bitecek ya. Maç bitecek. Hala daha topla oynadık kaldık ya. Biz kalemizde yerimizdeyiz değil mi? Tamam top falan da kaptırmıyoruz Allah'tan. Hemen alıyoruz yani. Müdahale attığımız güzel. Aç ortayı vur kafayı bitirin şu işe. Aç ortanı. Maç bitecek. Aç ortanı. Vur. Helalsin be işte bu ya. İşte bu ya. 90 artı 3'te gol buluyoruz ya. Şikeli maç yani. Bildiğin şikeli maç. Şuna bakar mısınız ya? 90 artı 1 verildi. 90 artı 3'te gol buluyoruz.
Ha bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yani? Harbiden şaka gibi maç ya. Gol için bu kadar beklemek. Şöyle açalım biraz. Derken maç bitiyor. Bu 3 puan harbiden bize iyi geldi ya. 79'a 21. Yalnız çok fena bir şey ya. Şu an kaçıncıyız? 8. sıra. Çok iyi abi. 17. Bir maç daha alırsak 7.liğe kadar yükselme şansımız var. 20 puanla. İleri uç. Üst taraf bayağı kalabalık. Alt taraftan da uzaklaşalım da yani bir en azından bir Avrupa Ligi yaparsak güzel olur. Gerçi buradan biz transfer de oluruz. Öyle de bir durum var. Şu an kendi takımım gibi düşündüm de. Hani o kadar sahiplendik. Messi dünyada yılın futbolcusu ödülünü almış. Messi'yi buradan tebrik ediyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz. Önümüzdeki kaleci kariyerinde de o büyük ihtimal ne zaman gelir videosu bilmiyorum ama 3 maç yaparız yeniden arkadaşlar. Bu sefer de süperstarda oynarız en yüksek zorluk seviyesinde. Bu videoyu bu şekilde sonlandırayım. Dediğim gibi videoya beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.